Merhabalar bu videomuzda sizlerle birlikte OBS stüdyo indirip kurulumunu göstereceğim. İlk olarak indirmek için tarayıcımı açıyorum. Arama bölümü OBS indir yazdım. Öyle gelen ilk seçenekte indir OBS diye bir seçenek var. Buna tıklıyorum. Ve web arayüzü olarak şöyle bir arayüz geliyor. Karşıma OBS Studio indir diye. Burada kullandığınız işletim sistemini seçerek indirebilirsiniz. Mac, Linux, Ubuntu gibi. Benim kullandığım işletim sistemi Windows işletim sistemi. Burada not düşmek gerekirse zaten yine burada yazmış. Desteklediği sürümler Windows 8, 8.1 ve Windows 10'u desteklemekte. Buraya geldiğimizde benim bilgisayarım 64 bitlik. Kurucuyu indir seçeneği 64 bit. 32 için 32 biti seçip indirmeniz gerekmektedir. Bilgisayarınızın kaç bit olduğunu bilmiyorsanız bu bilgisayar seçeneği üzerinde özellikler seçeneğine tıklayarak hemen karşısında sistem türü seçeneğinin karşısında bulunan bite bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Onun haricinde hemen geliyorum buraya 64 bit tıkladığınız zaman tamam diyorum 71 megabaytlık bir dosya zaman kaybolmaması için ben bunu hemen indirmiştim. Hemen indirilenler klasöründen açıyorum. Şöyle geliyorum. Şöyle buradaydı benim setup dosyam. Evet dedim. Setup dosyamı çalıştırdım. Next diyorum. Next diyorum. Burada geldiğim zaman nereye kaydedeceğini gösteriyor. C dosyasında şöyle dosyanın ismini değiştireyim ben burada. OBS yazayım burada kurulum için kaç megabayt kurulum dosyası olacak onu gösteriyor. Yani kurulunca kaç megabayt olacak program onu belirtiyor. Hemen altında ise CD2 boşluk alanını gösteriyor. 399 GB'lık bir boş alanım mevcut. Hemen sonrasında install diyorum. Ve şu an kurulumunu gerçekleştiriyor. Birkaç saniye fazla sürmüyor. 1-2 dakika sürüyor genelde. Bütün her şey beraber. Şöyle bütün dosyalar kuruluma geçti. Şu an hemen bir tane de OBS Studio'nun masa üstünde kurulumunu gerçekleştirdi. Kısa yolunu oluşturdu. Burada Launch OBS Studio yazıyor işaretli kutuda. Yani finish dediğim anda programı çalıştıracak. Bunu da kapatıp finish derseniz programı çalıştırmadan kapatacak. Not düşmek istiyorum. Laptop kullanıcıları genelde OBS Studio'da karanlık mod, karanlık ekran oluyor. Ekran görüntüsü alamıyorlar. Bunun çözümünü de kartlar bölümünde sağ üst köşede, onu da videosunu çektim. Ona da ulaşabilirsiniz sorunu gidermek için. Böyleydi bu ders kurulumu. Şöyle bakayım bende siyah ekran gözüküyor mu şu an. Şu an programı açıyor. Evet, şu an siyah ekran gözüküyor. Onun da çözümü için yine bir ayrıyetten video çektim. Onu da inceleyebilirsiniz eğer sizde de siyah ekran varsa. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.